Değerli Çocuk Sağlığı TV izleyicileri, bir yayınımıza daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu, çok değerli bir konuğumla beraber masaya yatıracağız. Pediatride Akademi'nin dünü, bugünü, yarın konumuz. Hayaller, gerçekler, hedefler ve tabii ki hatıralar. Pediatride Akademi şu anda geçmişe göre nasıl durumda, beklentiler neler? Bunları ayrıntılarıyla çok değerli konuğumla beraber tartışacağız, söyleşi yapacağız. Evet, bugünkü Çocuk Sağlığı TV'nin konuğu benim de asistanlığımdan itibaren çok değerli hocam. Hemen hemen herkesin tanıdığı, 9 Eylül Camiası'nın zaten tanıdığı, çocuk nefrolojinin iyi tanıdığı, tabii ki pediatri camiasının da çok iyi tanıdığı bir hocamız. Çok sevilen bir hocamız, bizi kırmadı, geldi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Salih Kavukçu. Çok teşekkür ederim sevgili Bugin. Nazik davetin için öncelikle teşekkür ediyorum. Uzaktan başarılarını izliyorum. Seninle onur duyuyorum. Bu denli başarılı olacağını bilseydim, klasik asistan programı eğitim sırasında uygulamazdım diye düşünüyorum. Kolay değil. Yandal, akademik dünya, onun ardından ana bilim dalı başkanlığı, kurucu bir öğretim üyesi olmam, bir İzmir'de bir üniversite pediatri kliniği kurmam son derece başarılı. Onun ardından dekanlık yapmam, dernek yöneticiliğin bu tür faaliyetleri oluşturman gerçekten üst kapasitede bir arkadaşımızmışsın. Önce bu nedenle seni yürekten kutluyorum. Abi hak etmesek de nazik isim aldığımız için çok teşekkür ederim. Yani elimizden geldiği kadar nacizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok iyi niyetle çalışıyoruz. Herkes de farkında. Yani inşallah umarım faydalı oluyoruzdur. Bu işe de gönül verdik. İnşallah çok iyi yerlere, sizlerin de desteğiyle, değerli seyircilerimizin desteğiyle çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Bu işler çok büyük fedakarlıkla çalışmak istiyor. Abi, tabii sizinle söyleşi yapmak, sizinle konuşmak her zaman çok keyifli. Bugün de öyle olacağından eminim. Çok teşekkür biraz hassas konulara temas edeceğiz ama. Şimdi abi, tabii sizi öncelikle başlayalım isterseniz. Tabii sizi hemen hemen herkes pediatriyle uğraşan ülkemizde tanıyordur. Yurt dışında da çok tanıyanımız var. Ben ama yine de hani yeni nesil için bir de pandemi dönemiydi. 2 senedir biraz insanlar kapalı kaldı. Ben önce siz yani kendi ağzınızdan ben şey yapmak istemedim. Siz kendinizi tanıtabilirseniz öyle girelim isterseniz. Buyurun abi. Ben 1982 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2 yıl doğuda mecburi hizmet
hizmetini yaptım. Pratisyen hekim olarak, sağlık ocağı tabibi olarak. Ondan sonra 84 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na uzmanlık eğitimi almak üzere döndüm. Orada 89'da uzmanlığımı tamamladım. Daha sonra askere gittim. Askerlik dönüşü tekrar 9 Eylül Hastanesi'ne döndüm. Ve bir yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji, Romatoloji Ünitesi'nde çalıştım. Daha sonra 9 Eylül Hastanesi'nde 92'de doçent oldum, 99'da profesör oldum, hala orada çalışıyorum. Tabii aynı zamanda çok ülkemizin yetiştirdiği en değerli akademisyenlerden birisiniz. Çok teşekkür ederim. Yani, bu yani belki inanmakta zorluk çekiyorum ama hoşuma gidiyor söylediğim. Yani, sağ ol, teşekkür ederim. Kapasitem içeri yani kapasitem kadar elimden geleni yaptım diye düşünüyorum ve o şekilde mesleğimi idame ettirmeye çalışıyorum. Yani herkese bizim nesle örnek olduğumuz abi. Sağ ol. Ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Şimdi ben tabii Salih hocama abi derim, o asistanlıkla benim hoca demesini istemezdi. Tabii. Hep abi demesini isterdi. Ben de şimdi en güzel oldu o. Abi diye hitap edeceğim. Şimdi konuya yeni girmeden önce abi, neden tıp fakültesini seçtiniz? Neden pediatri ve pediatri nefroloji? Kısaca evet, şöyle söyleyeyim. Ben İzmir'de okudum, İzmir Atatürk Üniversitesi'nde okudum. O zamanlar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir'de en güzide fakülteydi. Bir de sınıfımızdaki çalışkan arkadaşlar hep tıp fakültesine gideceğiz biz diyorlardı. Demek ki bunlar bunu diyorsa doğru söylüyorlardır düşüncesiyle oradan bir izlenimim oldu, eğilimim oldu diyeyim. İkinci bir şey, hekimlik iyi bir meslekti. Yani toplumda yeri iyiydi. Onun için hekimliği seçmek istedim. Ama tabii lise son sınıfta arkadaşlarımız böyle sizinle beraber yakın çevrenizin konuşmalarından etkileniyorsunuz. Onlardan da etkilendim sayılır. Dolayısıyla İzmir'de de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi en güzide okuldu o zamanlar, favoriydi. Onun üzerine orayı seçtim. Dolayısıyla tıp fakültesi böyle başladı. Tıp fakültesi... Aynı başka doktorum yok. Hayır, benden başka yok. Tıp fakültesine girince böyle hocalara bakıyordum, en güzel araba kimin acaba diye. Hep böyle kadın doğum hocalarının arabaları çok güzeldi o zamanlar. Diyordum herhalde kadın doğumda çok fazla para kazanılıyor. Böyle eskiden abi, hekimde böyleydi. onun üzerine önce kadın doğum seçeyim falan diye düşünüyordum. Fakat sonra pek sevmedim kadın. Yani cerrahisi var, dahiliyesi var, sevmedim ama dahiliyeyi çok sevmiştim. Ben dedim iç hastalıkları uzmanlığını seçeyim. Mecbur hizmete gittim. Yaşlı teyzeler geliyor, böyle işte 60-70 yaşlarında. Okuduğumuz ilaçlardan veriyoruz. Hata yapmadığıma inanıyorum. Teyze geliyor, yine öksürüyor. Yine nefes darlığı var. Nasılsın teyze, iyi misin diyorum. Daha iyiciyim diyor, kibarlığından öyle söylüyor. Bakıyorum hiç iyileşmemiş. Ya dahiliye imtihanına girsem tam puan alırım ama hasta iyileşmiyor. Ama çocuklar var. Çocuklar geliyor böyle ateş içerisinde inliyorlar, burun kanatları soluma katılıyor, çekilmeleri var. Bir antibiyotik veriyorsunuz, ertesi günü geliyor cin gibi bakıyor etrafa böyle pırıl pırıl. O yani sefaleti içerisinde bile son derece mutlu geliyorlardı. Onun için çok etkilendim, ben pediatriyi seçeceğim dedim, hiç olmazsa okuduğumuz yani okuduğumuz işe yarıyor derken iç hastalıklarına haksızlık etmeyeyim de daha iyi tatmin olabiliyor insan dahili branş olmasına rağmen onun üzerine pediatriyi seçtim. Tabii pediatrik çocuk nefrolojiye de arada aşıksınız zaten. Şöyle nefrolojiyi de rahmetli hocamız Namık Çelik Hoca
Aynı zamanda rektördü. Üniversitede kalmak istiyorsan sen de nefroloji yapmak için nefroloji yapmalısın dedi. Ben de üniversitede kalmak istediğim için baş üstüne efendim dedim. Onun üzerine hocanın dediği yerlere gittik. Peki. Peki tabii herkes akademisyen olmayan sonuçta. Evet. Hani son yıllarda biraz tabii üniversite sayılarının artmasıyla değişik nedenlerle işte bu değişik üniversiteler de kuruldu. İnsanlarda biraz daha bu yönde motivasyon arttı. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Evet. Ama siz o zaman yani neden akademisyen olmak istediniz? Mesela sözünüzü kesiyorum, normal muayenehane hekim olup işte çok para kazanmak isteyenler de vardı. Evet. Siz neden akademiyi tercih ettiniz? Şimdi bu önce sorun için çok teşekkür ederim. O dönemde ben şöyle kendime sorular soruyordum. Öğretmen olmak hoşuma gidiyordu. Sorgulamak hoşuma gidiyordu. Bildiklerimi, öğrendiklerimi anlatmak hoşuma gidiyordu. Bir de etrafa bakıyordum. Hocaların prestiji, otoritesi, efendim nüfuzu son derece yüksekti. Yani her hoca bir toplum içerisinde otoriteydi. Ve yani açıkçası muayenehane yapmak, muayenehane hekimi de o aşamada çok gerek duymadığım için olmayı, akademisyenliği seçmek hoşuma gitti. Yani tıp fakültesinde de okurken akademisyenlere gıpta ediyordum, hoşuma gidiyordu. Böyle yaşam tarzları, son sözü söylemeleri, herkesin onlara bakıp efendim işte bunu bu hasta hakkında ne diyeceksiniz diye dinlemesi güzel bir duygulanımdı. Oradan etkilendim. Akademisyen olmayı oradan istedim. Hiç pişmanlık duymadınız değil mi? Hayır, hiç pişmanlık duymadım. Geçen sene sosyal medyanızı yazmışsınız. Şöyle söyleyeyim. Ölsem dirilsem, bana sorsalar ne olmak istersin, neler yapmak istersin? Aynı kurumda, aynı hocalarla, aynı öğrencilerle, aynı hastalarla tekrar hayatı yaşamayı isterim. Kesinlikle pişman olmadım. Ve hep çevreye de tavsiye ederim. Hekimlik çok tatlı bir meslektir. Hekim olmak ayrıcalıktır. Yani özetle ben pişman olmadım. Şimdi abi peki her zorlukla karşılaştınız mı akademik hayatta? Vallahi akademik hayatta ben zorlukla karşılaşmadım. Yani şöyle diyeyim, meraklıydım, okurdum, hastalara sahiplenirdim. Benim karşıma çıkan, yani benim ulaştığım hocalar bu özelliklerimi gördüler, bence hakkımı verdiler. Önümü kesen kimse olmadı. Yani bizim zamanımızda hocanın ağzından çıkan son karar sizin akıbetinizi tayin ediyordu. Bugünkü gibi değildi. Bir standartizasyon yoktu. Çok şükür karşılaştığım tüm hocalar hep önümü açtı. Bak Salih bunu yapsan, işte nefroloji yaparsan seni Hacettepe'ye gönderelim. Veya yani hepsi önümü açtı. İşlerim rast gitti diyeyim. Ben hocalarımı sevdim. Onlar da beni sevdiler ve böyle bana hiç engel olan olmadı. Evet. Bu vesileyle ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara da sağlık ve esenlikler diliyorum. Ne güzel abi işte zaten hani ben Adnan hocam Allah rahmet eylesin. Evet. Onun ardından da söylemiştim. Evet. En önemli şey aslında hepimiz bir hayatta hengameli gidiyoruz. Evet. Bazen boşlukta oluyor, düşmanlıkta oluyor ama sonuçta hayırla herhalde. Tabii yani bu çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Şöyle, mesleğin eğitimi sırasında kavga edilir, tartışma olur, hasta vefat olmuştur, bir hata olmuştur. O sırada yüksek sesle konuşulur, asistan azarlanır veya ne bileyim uzmanla veya işte rütbeye göre, titre göre defisiti olanlar eleştirilir. Ama bu evde olmayan nedenlerle olmuştur. Bu da bir eğitimdir.
Önemli olan kişinin konuya hakimiyeti. Bu kişi hekim olursa, hoca olursa faydalı olur. Görüşünün hakim olması, bunun yakalanması ve o şekilde asistanın, uzmanın, doçentin desteklenmesi. Evet. Peki abi, şunu sormak istiyorum. Yani siz herhalde 30 yılı geçti değil mi? 40, meslekte 40 yılıma giriyorum. Akademide de 34 yıldan beri, yani şey değil, 9 yıl aslında. Evet. Şimdi tabii o zamanki akademik hayattaki şartları değerlendirdiğiniz zaman, akademinin çevresini, işte o zamanki düzeni, şu anda da tabii daha büyük bir akademik camia var. Pediatride de öyle, yanlılar arttı, işte üniversitede bölümler arttı. Sizce akademi nasıl gelişti abi? Yani bu istikrarlı bir büyüme mi oldu, yoksa yani olumlu olumsuz yanlar düne göre? Şöyle söyleyeyim, biz yani bu hoş bir ifade değildir bizim zamanımızda. Ama yani o dönemi anlatmak için söylüyorum. Bilgiye ulaşmak zordu. Bir mesela bir hastayla karşılaştınız ve hastanın çözümü pek mümkün olmuyor, teşhis koyamıyorsunuz. Index Medicus denilen kocaman dergiler vardı, fasiküller. Onlara bir kütüphanede öğleden sonra gideriz, saatlerce anahtar kelimeleri aranır ve ardından ertesi günü hocaya sunarız. Ve böylece 24 saat, 48 saat, haftalar geçer, hastanın tanısı ancak onunla gidiyor. Sonradan Amerika'dan CD'ler geliyor. Evet. CD'ler de vardı. İnternet diye bunlar yok yani. Şimdi düğmeye basıyoruz. İşte çocuk öksürüyor, ağzından kan geliyor, döküntüleri var. Diyelim ki bazı malformasyonları var. Tanıya tam ulaşamadık. Bunları döküman yazıyoruz. Oradan sürekli tanılar çıkıyor, yaklaşımlar çıkıyor. Benzer şekilde tanıyı veriyoruz, tedavilerin güncelleşmesi. Özetle bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Bizde bilgi hocadan ve kütüphanedeki zor ulaşılan yayınlardan elde edilirdi. Şimdi bilgi daha çok internet üstünden tıp kaynaklarına ulaşarak elde edilebiliyor. Bir kere en önemli şey bu. Bir başka özellik, bizim dönemimizde rekabet bu kadar yoktu. Az sayıdaydı. Ben üniversite imtihanına girdiğim zaman, üniversite imtihanına giren kişi sayısı 350 bindi. Şimdi milyonları geçti. Yine bu rekabetle beraber ayrıcalık almak daha zorlaştı. Başka bir ifadeyle, yaşamın konforu arttı ama bu konforla beraber maliyet arttı, kaynaklar azaldı, yaşam için elde edilecek kaynaklar azaldı. Yani biz asistanken diyelim ki gün aşırı nöbet tutuyorduk. Şimdi gün aşırı nöbetler kalktı, insan haklarına aykırı, işte çalışma prensibine aykırı falan diye. Ama o sırada çok şey öğreniyorduk. Şimdi gün aşırı nöbet tutmadan daha sanal dünya üstünden biraz daha fazla öğreniyor. Biz asistanken tetkik yapma gücü sınırlıydı. Bilgisayarlı tomografi böyle rutin yoktu. Bir çocuğun fonksiyon lamber yapmadan evvel göz dibine kendimiz bakar, ondan sonra fonksiyon lamber yapardık. Şimdi mesela bilgisayarlı tomografi var. Eğer orada bir veri varsa bilgisayarlı tomografi, bu muayeneyi atlayarak fonksiyon lomber yapabiliriz efendim diyor, yaptık ya da diyor asistan arkadaşımız. Dolayısıyla tetkiklere ulaşmak kolaylaştıkça asistan üstündeki yük azaldı ya da klinisyen üstündeki yük azaldı diyeyim. Ama bunun bir dezavantajı var. Tetkiklere devlet çok rahat ulaşmamızı sağladığı için çok fazla tetkik isteniyor. Endikasyon dışı tetkik de isteniyor, büyük masraflara yol açılabiliyor. Bu aynı zamanda asistanın ya da akademi sırasında yetişirken bizim kapasitemizi biraz inhibe ediyor, düşünmemizi azaltıyor. Senteze giderken, analiz yaparken bizi biraz kısıtlıyor. Hemen hazıra konuyoruz.
santral sinir sisteminde hematomun nerede olduğunu ayrıntılı bir nörolojik muayene yaparak ortaya çıkaracağımız yerde o BT'den, MR'dan efendim işte hematom var, o da burada diye veriyor. Sadece bizim zamanımızda öyle değildi. Hangisi iyi o da tartışılabilir belki ama yani klinisyenin analiz ve sentez gücü inhibe edilmeyecek şekilde tetkikler kullanılmalı ve o şekilde hasta başında eğitim devam etmeli diye düşünüyorum. Peki abi, tabii internet ortaya çıktıktan evet. Sonra hani internet çıktı, merkez buldum diye. Onda çok büyük faydaları var. Tabii çok faydası var. Eskiden aslında kongreler falan da çok manasını biraz kaybetti. Doğru. Kitaplar biraz bence evet. Kaybetti. Çünkü evet, kitap çıkasaya kadar 2-3 yıl geçiyor. Yani, doğru. Ama alında hani çıkan bir makale, bilgi hemen önünüzde olabiliyor. Evet. Çok büyük kontrol. Evet. Ama peki şunu sorayım abi. Yani peki akademideki kalite sizce düne göre daha iyi yönde mi gelişti, biraz daha kötü yönde mi gelişti? Şimdi yani bu tabii çok zor bir soru. Tehlikeli sorulara geliyoruz. Bu zor bir soru ama şöyle söyleyeyim. Bir kere tanı koymak, tedavi etmek, işte Amerika'da ne yapılıyorsa bizde de onarım yapılabilir hale gelmiş olması gibi kolaylıklar akademinin üstünlüğünü gösteriyor. Ama tabii akademinin kontrolü biraz kaçtı. Yani şimdi ben 99'da profesör unvanını aldım. 99'da bugüne kadar o zamanki bilgilerimle mesleği icra etsem bana kimse hoca olmuyor bu iş, yapamıyorsun, çekil demiyor. Evet, yurt yani böyle değil abi. Böyle özetlemiş olayım. Yurt dışında evet, çok sürekli dinamik olacak, sürekli sözleşme. Böyle bir çabalar var şimdi. Mesela akademik teşvik, işte maaş artırıcı akademik teşvik programları falan koyuluyor ama onlar da çok etkili olmuyor. Daha radikal, daha ama tabii bunu yapmak için akademisyen sayısının çok olması lazım ki akademik hizmet kesintiye uğramasın. Şimdi belki bundan sonra yapılacaktır. Yani çok sayıda akademisyen var, çalışmayan akademisyenler diskalifiye olacak veyahut aktif görevden geriye çekilecektir. Belki bilmiyorum. Tabii onunla ilgili tabii kanunların değişmesi. Tabii. Herhalde bazı vakıf üniversiteleri ben biliyorum. Mesela senelik diyor ki 2-3 tane SC'yi, birincisini SC'sini yapmıyor. Öyle olması lazım. İşte öğrenci anketleri yapıyor, oradan geri bildirimler alıyor. Yani yurt dışında doğru. Da aslında tabii bu şekilde doğru. Ama çalışmayı teşvik edici herhalde bir düzen olması lazım. Ama bizde sanki profesör olmak bir hedef, profesör olunca her şey her bir şey gelir. Her şey gidiyor, oluyor. İşler, şimdi o kalkmalı. Evet, kalkacak diyorum. Doğru bir şey.